Deprem bölgesi Hatay'da balıkçılar av yasağının sona ermesinin ardından törenle vira bismillah diyerek Akdeniz'e açıldı. Hatay valisi Mustafa Masatlı, asrın felaketi sonrası 80 santimetre çökmenin yaşandığı İskenderun Körfezi'nde gerçekleştirilen 6 metrelik yükseltme ile çalışmaların tamamlandığını söyledi. Av yasağının sona erdiği Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni sezon düzenlenen programla açıldı. Mehteran takımının sahne aldığı programda vatandaşlara balık ekmek ikram edildi. Öbür tarafa. Asrın felaketinin yaralarının üretilerek sarıldığı Hatay'da afetzede balıkçılar yeni sezondan umutlu. 44 yıl. Hayırlısıyla inşallah bismillah diyeceğiz. Bakacağız artık, kısmet neyse o gelecek. Rastgele derler buna, biliyorsunuz. Ne geleceğini bilmiyoruz. Bu yaz yağmurlu geçti, fırtınalı geçti. Muhtemelen bu balı çoğaltır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla iyi bir sezon bekliyoruz. Denizlerin temiz tutulması ve kaçak avcılıkla ilgili duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Vali Masatlı şöyle konuştu. Tarihinin Anakara'daki en büyük afetlerinden biriyle bu coğrafyada yüze geldik. Evet, sahilimiz de bundan çok etkilendi. İlk o zamanki belirlemelere göre ki yer yer zaman zaman bunun görsel örneklerini de gördük. 80 santim civarı Anakara burada çökmüştü. Tabii bütün sektörler her yanı ve yönüyle etkilenirken balıkçılarımız da bundan tabii ki nasibini aldı. Buradaki başta seviyenin yükseltilmesi ki yaklaşık 6 metre civarı bir seviye yükseltme yapıldı yer yer. Ana mendirek ve tarihi mendireklerde çalışmalar oldu. 16 bin metrekareden fazla da burada beton atıldı. Yani aslında eskisinden daha güzel, daha sağlam ve daha güçlü olarak buradaki balıkçılarımızın hizmetine sunulacak hale getirildi. Lütfen bilinçsiz avcılık yapmayalım. Yani kaçak avcılıkla ilgili hepimiz çok duyarlı olalım. Çünkü denizlerimizde, denizlerimizin içinde olan, bizlere katkı sunan, bizleri besleyen bu canlıların aslında tamamı emanet. Dolayısıyla biz bu emanete iyi bakacağız. Yararlandığımız ölçüde kurallara uygun olarak yararlanacağız ve bir sonraki kuşağa da daha iyi, daha temiz denizler ve bol ürünün olduğu, bol balıkçılığın olduğu veya işte balık ürünlerinin bol olduğu bir deniz teslim edeceğiz. O bakımdan aslında hepimize çok görev düşüyor. Dolayısıyla bizler hepimiz bu görevin bilincinde olarak bu sezonumuzda inşallah başlatıyoruz. Bu sezonumuzun bol ve bereketli geçmesini canı gönülden temenni ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet değerli hazırım. Vira bismillah. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türk Yılmaz şöyle konuştu. Bizim nihai hedefimiz torunlarımıza bırakabileceğimiz bir mesleğimizin olmasıdır. Aldığımız emanetin asıl sahibi olan gelecek nesillere bereketli denizleri bırakabilmek için sizlerle birlikte canlı başta çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek isterim. Saygıdeğer katılımcılar, çok değerli balıkçı kardeşlerim, sözlerime burada son verirken 2024-2025 su ürünleri av sezonunun hayırlı olmasını temenni ediyor. Kazasız, belasız, bereketli bir sezon diliyorum. Törene İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, İskenderun Su Ürünleri Kooperatifi ve Birlik Başkanı Yücel Dalgıç, Konacık Işıklı Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Cuma Aslan, balıkçılar ve davetliler katıldı. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet değerli hazırım. Bismillah.